1876 yılında Alexander Graham Bell telefonu icat ettiğinde insanlığın iletişiminde yeni bir çığır açacağını biliyor muydu acaba? Akıllı telefonların hayatımızı kolaylaştırdığı su götürmez bir gerçektir. Ancak giderek daha çok şeyi telefonla yapabiliyor olmak, onu adeta el, kol, bacak gibi bir uzvumuz haline getiriyor. Öyle ki, 2008'de İngiliz bilim insanları nomofobi terimini literatüre kattı. Nomofobi, yani telefonsuz yaşayamama olarak tanımlanıyor. Size ironik bir soru soracağım. Akıllı telefonların hayatımıza girdiği günden bu yana hayatımızdan neler çıktı hiç düşündünüz mü? Bu muazzam teknolojiyle hayatımıza giren faydaları biliyoruz. Peki hayatımızdan çıkanlar neler? İsterseniz bir bakalım. Ne dersiniz? Bazı bağımlı çocukların her gün bu mavi ekranın önünde ortalama 7,5 saat harcadığını duymuş muydunuz? Bu süre yetişkinlerin pek çoğunun her gün işte geçirdiği zamana eşittir. Gençler sadece sosyal platformlarda günde 9 saat zaman geçiriyorlar. Şaşırtıcı bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum. Bir insan sosyal medyada her gün ortalama 116 dakika geçiriyor. Yani yaklaşık 2 saat. Ve bu bir ömür boyunca harcanan 5 yıl 4 aya karşılık geliyor. İnanılır ki değil. Her gün sosyal medyada harcanan toplam süre, yemek yiyip içmek, işe gidip gelmek gibi günlük rutin işlere harcanan zamandan çok daha fazla. Sosyal medyada gerçekten ne kadar çok zaman harcadığımızın farkına varmalıyız. Evet, çoğu zaman farkında olmadan her birimiz hipnotize olmuş gibi o mavi ekrana kilitleniyoruz ve dünyadan kopuyoruz. Ve yine çoğu zaman sosyal platformlarda sosyalleştiğimizi düşünürken aslında kendimizi soyutlayıp yalnızlaştığımızın farkına bile varamıyoruz. Evet, ne yazık ki edilgen olarak harcanan 5 yıl 4 ay azımsanacak bir zaman dilimi değil. Peki, ailemizle ve arkadaşlarımızla sosyalleşmek için harcadığımız zaman ne kadar, bir fikriniz var mı? Söylüyorum. 1 yıl ve 3 ay. Görüyor musunuz aradaki fark ne kadar korkunç? Telefonu elimize aldığımız an ortadan kayboluyoruz. Var olmayı kesiyoruz. Adeta zaman kapsülünde yok olup gidiyoruz. Mavi ekranlar olmadan önceki hayatımızı artık hayal bile edemiyoruz. Ne yazık ki yeni nesil ise hayal edebileceği eski hayatın olmaması çok acı. Haberler, güncellemeler ve durumlarla bombardıman yaşıyoruz. Evet, belki binlerce arkadaşımız var ama biz yine yalnız, yapayalnız bir hayat yaşıyoruz. Yarı saydamız. İşe yaramaz bilgilerin mavi ışığında kaybolduk ve aidiyet duygusunu taklit ediyoruz. Farkında mısınız? Herhangi bir anda etrafımızdaki gerçeklikten nasıl kopuk kaldığımızı ve şu anda belki gerçek olan ama o kadar önemli ve alakalı olmayan bir şeye nasıl giriyoruz? Sadece alışkanlık doğası gereği etrafa bakmak yerine ekrana bakmak. Önümüzde oturan bir kişiyle göz teması kurup konuşmak yerine
birilerine mesaj göndermeyi seçmek ne tuhaf bir sosyal iletişim ve etkileşim şeklidir. Mavi ekran elimizde olduğu sürece tanımadığımız insanlarla bir sohbete başlayabiliriz. Ve fakat aynı zamanda çok yakın ve gerçek birini rahatlıkla görmezden gelebiliriz. Gerçek hayatla mavi ekran arasında seçim yapmak elbette sizin tercihiniz. Ama her şeye rağmen zaman zaman mavi ekranla bağlantıyı kesmek size iyi gelecektir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.